Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her ay düzenli bir şekilde yaptığımız fonların alıp sattığı ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. Bu videoyu yapmamızın sebebi fon almak yerine fon kurumlarının ücretlerini ödemek yerine kendi işlem yapmak isteyen, hisse senetlerini kendi taşımak isteyen tüm Borsa İstanbul'u yatırımcılar için hazırladığım bir video. Bunlar her ay sonu mecbur bir şekilde bizlerle hangi şirketleri ellerinde tuttuklarını paylaşıyorlar. Eylül bitip Ekim'e girdiğimiz şu dönemde onlar da yine portföy dağılım raporlarını bizlerle paylaşmaya başladılar. Onlardan en büyük portföy yönetim şirketi yani overall'u en yüksek olan portföy yönetim şirketini bugün sizlerle beraber detaylıca inceleyeceğiz. Elinde hangi hisseler var? Hangi hisseleri elinden çıkarmış detaylı bir şekilde bakacağız. Sonrasında da teknik analizle devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve şimdiden bütün güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bunlar benim için gerçekten çok değerli. Ayrıca katıla bana destek olanlara ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bu kanalın büyümesine, gelişmesine onların katkıları çok fazla. O zaman eğer hazırsanız Tefas zaten açık. Bir bakalım Tefas'ta yine lider fonumuz yaz olacak ama isterseniz gelin beraber bakalım. Şemsiye'ye hisse senedi seçiyoruz. Burada da hisse senedi yoğun seçeceğiz şimdi. Evet. Büyüklük bazlı olarak baktığımızda ilk portföy büyüklüğünde gördüğünüz gibi yaz, yapı kredi portföy, Korpol'deki iştirak ve hisse senedi fonu. Şu an Borsa İstanbul'daki en büyük hisse senedi yoğun fonumuz bu. Ve elindeki miktarda gördüğünüz gibi 15 milyar civarında. Büyük bir değer. Portföydeki değişim eksi %5'e gelmiş. Ama biliyorsunuz Borsa İstanbul giderek düşüyor. Şimdi bunu tıkladığımda gördüğünüz gibi burada kap bilgi adresi var. Bu bilgi adresinden bizi aslında her ay sonu yeni ay başlangıcında diyelim paylaşmak durumunda kalıyor fonlar. Biz de oradan takip ediyoruz. Ben de sizler için açtım fonun değerini. Şimdi burada fonla ilgili bakın Eylül 2024 aylık raporudur demiş. Bu raporu çekip bizimle paylaşıyorlar. İsterseniz hisse senetlerine bir sırayla bakalım. Arkasından teknik analizlerine geçeriz. Gördüğünüz gibi alfabetik sırayla başlamış. Arçelik'te başlıyoruz. Arçelik'ten elimizde gördüğünüz gibi 10 milyon lot var. 1,4 milyar TL'lik bir alana sahip portföyün içinde ve yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Ve Aygaz yine o da benzer bir miktarda ve 9,6 milyon lotluk bir elinde miktar tutuyor. Emlak Gayrimenkul'de bir satış yapmış ve Emlak Gayrimenkul şu an elinde çok az gözüküyor. Ancak Furoto hala elinde tutuyor. O da %10'una yakın portföyünün içeriğini oluşuyor diyebilirim. 1,5 milyon lotluk bir alımı var. Elinde var. İSCTR'yi elinde yok çıkarmış. Koç Holding'de yine 1,5 milyon özür dilerim. 7,9 milyon lotluk bir alımı var. Elinde tutuyor. Otokar'da da 3,1 milyon lotluk bir alım var. O da yine %10'a yakın bir oranda portföyde. Petkim'de elinden çıkarılmış gözüküyor. Şişe'de elinde çok az kalmış. Şekerbank'ta elinde yok gibi. Türkiye'de de az bir miktar var. Trabzon Havalimanları elinde yok. Onu da çıkarmış gördüğünüz gibi. Tofaş var elinde. Yine portföyün %10'una yakın bir değerde. Türk Traktör var. Yine %10'una yakın bir değerde. Tüpraş var. O da yine %10'una yakın bir değere sahip. %9'u diyebiliriz. Ayrıca Yapı Kredi Bankası var. O elinde en çok bulunan şirketlerden biri olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi portföy bunlardan oluşuyor. Onun dışında da bonolar veya özel sektör tahvilleri gibi farklı hedge ettiği diyelim ilave işlemler var. Bunların detaylarına şu an bakmayalım istiyorum. Çünkü biz hisse senedi yoğun bir fona hisse senetleri için bakıyoruz. Şimdi elindeki şirketleri gelin isterseniz bir detaylıca bakalım. Evet. Öncelikle Akbank'la başlamak istiyorum ben. Akbank'a baktığımda bu analizleri daha önceden de özür diliyorum. Arçelik'e baktığımda bu analizleri daha önceden de yapmıştık sizlerle birlikte.
Ben hazır daha önce konuştuğumuz veriler üzerinden gidiyorum. Bir yükselen kanalı vardı hatırlarsanız. Ve o kanalın dibine indiğinde burada gerçekten borsadan çıkışlar geldi. İzlediğim haberler, aldığım bilgiler, duyumlara göre de birçok kredili ve yüksek kredi taşıyan borsayı tabiri caizse parmağında oynatan birkaç insanın kredi satışlarından dolayı da artık iyice diplere indiğimiz ve oralarda beklediğimiz bir gerçek. Faizin yüksek olduğu bu ortamda da yabancı da henüz bir giriş yapmadığı için borsamızda şu an böyle rölantide yaşıyor gibi duruyoruz. Ancak bu şartlar altında yine bakıldığında fonlar ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Değer verdikleri şirketleri, demek ki onlardan bir tanesi Arçelik. Çünkü Türkiye'nin hisse senedi yoğun en büyük fonlarından biri elinde Arçelik bulunduruyor. Hem de portföyünün %10'a yakın bir değerde. Grafiğine baktığımızda Arçelik'in yine diplerinde olduğu gözüküyor. Ve şurada şu yeşille çizdiğim değerlerden bir tepki vermesi zaten olası. Şimdi bu seviyelerden alan insanları büyük ihtimalle üzmeyecektir. Ama ne kadar bekleyeceğiniz biraz da sizin sabrınızla sınırlı diyebilirim. Çünkü herhangi bir faiz indirimi olmadan, herhangi bir yabancı borsaya gelmeden burada büyük hareketleri görmemiz maalesef söz konusu olmayabilir. Büyük hareketler gördüğümüz hisseleri takastan haftalık tespit ediyoruz biliyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe günleri takas tarafında %5'lik, %10'luk bize getiriler sağlayan, haftalık bazda getiriler sağlayan şirketleri oradan tespit ediyoruz. Çünkü borsaya parasını koyan, büyük paralar koyan yatırımcı oradan çekmek yerine bir kısmı orada işlem yapmayı tercih ediyor. Ne kadar kazanıyorlar bilmiyoruz ama biz o balinaların yanında kazanmaya gayret ediyoruz. O yüzden Arçelik burada gösterdiğim gibi alışlar görünüyor. Ancak şu an buradan ne zaman bir tepki verir, nasıl bir yükseliş yapar bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla Arçelik bu seviyelerde alındığında insanları mutsuz edecek bir şirkete benzemiyor. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Aygaz'la devam edelim. Çünkü Aygaz'da elinde yüksek bir miktar vardı. Kusura bakmayın. Aygaz'a baktığımda Aygaz kanalının altına inmemiş bile gözüküyor fark ettiyseniz. Ve burada yine alımlar var. Burada yine güdük mumları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir burada alım gelmiş, tekrar bir alım gelmiş ve kanalı sıyırarak devam ediyor gibi gözüküyor. Bakın burada zirvesinden ne kadar düşmüş. Gördüğünüz gibi zirvesinden yaklaşık %30'dan fazla bir düşüş göstermiş. Ve bu düşüşle birlikte yine benzer bir şeyde bunun için de söyleyebilirim. Burada da yükselişin ne zaman olacağı belli değil, ancak portföyde bu kadar elinde tutuluyorsa ve bu seviyede düştüyse, %34'ler civarında düştüyse listelerimizde takipte yer almaya değer diye düşünüyorum. İsterseniz bir diğer şirketle Froto ile devam edelim. Şimdi otomotiv sektörü pek iyi değil. VED'ler, yeni haberler, Çinli şirketler sektöre çılgınlar gibi giriyor. Burada bir aksiyon alması gerekiyor otomotiv şirketlerinin politikalarıyla, fiyat politikalarıyla birlikte. Yine isterseniz şöyle bir genel baktığımda gördüğüm burada bir yükseliş trendini bozmuş Froto. Bundan bahsedemiyoruz. Ancak bakın gördüğünüz gibi her alım bölgesinde bir yükseliş göstermiş. Her alımda bir yükseliş göstermiş. Şu an yine alımlar devam ediyor burada. Bu yükselişin düzeltmesine 0.618'e 0.786 bölgelerine Fibonacci değerlerinde gelmişiz ve buralarda ciddi alımlar olmuş. Bu alımlar bir yerde bu şirketi tekrar bir sonraki zirvesine doğru götürecektir. Ancak dediğim gibi sabrı, bekleme, azmi olan kişiler bu seviyelerden aldığında zarar etmesi çok da olası gözükmüyor diyeyim. Yine yatırım tavsiyesi değil diye açıklayayım. İsterseniz bir Koç Holding'den bahsedelim. Koç Holding ile ilgili de bu kredili mal taşıyanların kredili satışları olduğu konuşuluyor. Şimdi burada baktığımızda Koç Holding'de de aynı şekilde kanalının altına sarkmış. Şu yükseliş trendini yine 0.618'e 0.786 bölgelerinden döndürmeye çalışıyorlar. Fibonacci çok güzel işlemeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Çünkü buralarda alımlar geliyor. Buraların altına indirmek istemiyorlar. Zaten buralarda bir talep bölgesi. Kötü bir haber akışı, kötü bir şey olmadığı takdirde bakın RSI'da da ışıl satış bölgelerine yaklaşmışız. Böyle olduğu durumda buralardan bir tepki verecektir, ancak tepkiyi ne zaman verecek bilmiyoruz. Bugün incelediğimiz şirketlerin hepsi aslında diplerinde. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Bunun yanında bir de isterseniz Otokar'a bakalım.
Biraz daha diğerlerine göre bir tık daha küçük bir şirkete bakalım. Şimdi Otokar'ı da daha önce çizmişiz fark ettiyseniz. Bu bölgede Otokar bakım yüzde kaç düşmüş? Tekrar beraber bakalım. Ve düşürmeye de devam ediyorlar. Yüzde 40'a yakın bir düşüş var gördüğünüz gibi. Burada yine her alım sinyali geldiğinde bir alım gerçekleşmiş, yükseliş olmuş. Sonrasında bir düşüş gerçekleşmiş. Burada bir tane alım ku var ama diğerleri kadar güçlü değil buradaki alımlar. Bir alt bandı doğru düşürürler mi? Yani şu talep bölgesi olarak bu kutuyu çizmişim. Ama bu kutunun içine doğru girmeye çalışıyor şu anda fark ettiyseniz ve yükseliş kanalını bozmuş. Şimdi diğer şirketlere göre benim gözlemim burada birazcık daha bekleme taraftarıyım dönüş mumu olarak. Diğer şirketler de henüz ne zaman yükselecekleri belli durmuyor gördüğünüz gibi. Ancak bir potansiyel var gibi gözüküyor. Ama bu şirkette benzer bir şekilde yani Aygaz olsun, Arçelik olsun onlar gibi bir durumda portföyde büyük bir yer alıyor. O yüzden bu da kayda değer olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki ay zaten bir önceki ayla beraber karşılaştıracağız. Ellerinden çıkarttıkları hisseler var mı? Taşımaya devam ediyorlar mı? Hangilerinde lotlarını arttırmışlar? Beraberce incelemeye devam edeceğiz. Bugünlük videom bu kadardı. Gördüğünüz gibi şirketlerin çoğu diplerinde ve buradan daha aşağı çekilmeleri de çok olası gözükmüyor. Çünkü buralarda alımlar başlamış bir şekilde. Tahmin ediyorum şirketlerin geri alımları da destekleyecektir bir süre sonra. Sadece şu an yabancıyı ve faizlerin indirimini bekliyoruz. Borsa İstanbul'a güvenen, buraya yatırım yapmak isteyen ve buradan güzel kazanacağını bilen herkese çok selam olsun. Bugünlerde geçecek, elbet geçecek. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.